Hangisi de varmış bunu görmemiştim. Onlarınki maçsa bizimki ne falan filan şey hiç oralara girmiyorum. Bence hepsinin ayrı ayrı bir şey var. Like vuruyor şu anda Erman. Eee morali bozuldu adamın. Demişler ki niye düştün? O da demiş ki dengemi kaybettim. Tarihi anlar. <laughs> Ayda yürüyor gibi oldu. <laughs>

klipte Londra. <laughs> Hayır lan o değil. Üniversite <laughs> zamanından bahsediyorum. Londra merkeze hoş geldiniz. Çıktığı zamanından bahsediyorum. Hadi, hadi. Ee, böyle bir giriş yaptık. Dediğim gibi özür diliyoruz. Hem Sony müzikten hem de e, En iyi Jennifer Lopez şarkısı nedir diye programda önce konuşuyorduk. <gülüyor> Erman <gülüyor> mırıldanarak anlatmaya bu çalıştı. Değil. Bu değil, bu bence de bu değil. Bizim açtığımız neydi? La Don Lardon Kostetink. Ha tamam. O da onu. çok güzel şarkı. Aç beş para etmez. Lardon Kostetink. Tamam. Bu arada müzikle ilgili bir açıklama daha yapmak istiyorum. İyi yapalım müzikle Arkadaşlar geçen hafta biz size burada kardeşimizi, canımızı, ciğerimizi, altı patlarımızın yeni şarkısını önerdik. Evet. Girip adamın videosunun arkasına Be senin an. yapacağın şarkıya... Böyle şarkı olur? Bu nasıl berbat bir içerik? Evet. Bu nasıl bir müzik? Çocuğun müziğini videosunun yani. altına yazmışsınız. Ayıp ayıp. Bakın beğenmediyseniz de gidip videonun altına bu emeği sarf edip yazmayın. Bakın, İnsan moralini bozmayın. Bizdeki de kulak. Biz de biliyoruz şarkı. <laughs> Ama yani burada e, öyle. Ama yani... <laughs> Abi yani burada çocuğa buraya bir kere çıkan. Otopatlar takılıyorum oğlum buraya bir sen? kere çıkan maalesef lanetleri. Ben zamanında uyarımı yaptım. Bakın, dedim, gelmeyin altı buraya. altıpatlar büyüktür Bülent Ersoy. Çok Türk musikisinde öyle bir yere gelecek otopatlar. Net patlar. bir şey söyleyeyim. Şu ikilinin arasına geçip e, mikrofon uzatılan insan bir daha iflah olmuyor. Bunu çok net görüyorum. Öyle salak gibi arkaya bak. altıpatlar bir değerdir. <laughs> ben bilmem. Sanırım. Bu ikilinin ortasına geçen bir daha iflah olmuyor. At seçiminde yanlışlık yapmış. Orada bir şanssızlık olmuş. At mı? Ad, at at. At. Ama bir değerdir. Ayrıca Ozan'ın da söylediği gibi. Evet beğenmeyebilirsiniz. Altı Patlar bu arada atadı. Ben demedim. De. Onur dedi. Ben bir şey demedim. Onun ben... da dediği gibi beğenmiyor bir kardeşim adama niye hakaret ediyorsunuz? Yok onu yap bunu yap falan. Şey. Rica ediyoruz hepiniz gidip altında şimdi o şarkının Yıldızlardan Parlak evet. Altı Patlar şarkısının videosuna rica ediyorum. Gidip güzel şeyler yazın. Bu çocuğunla kariyeriyle oynamayın. Bizim kardeşimiz sonuçta. Kim oynadı yani. lan acaba kariyerde? Kim yani kim oynamaya çalıştı acaba? Ya en azından şey kim falan burada? yazar abi insan demin de söylediğim gibi. Bana hitap etmiyor He. ama abi uzat yani uzatın uzat sağlık. He. Uzatın uzat. Herkes yazmış yok dinlediğim en kötü şey. <laughs> uzat uzat uzat. Abicim her zaman bu kadar realist olmak zorunda değilsiniz yani tamam. Biz de ya. <laughs> Altı patlar tutmadıysa da ben yeni bir isim daha çıkartıyorum piyasaya. Yedi patlar. Ece Sevim. Bu ismi sağ sola kenara yazın. Eslem'le alakalı bir açıklama yapmıştım. Eslem zaten benim çok favorim. O ayrı konu. Ama Ece de yeni bir şarkı çıkardı. Aynı zamanda güzel cover çalışmaları falan da var. Onu da acayip şeyle dinliyorum. Hatta bu herif de Ece Seçkin mi? Ece Sevim. Bu Ece Seçkin Bana zaten... rapçi dedi. Ben derim rapçi değil. Tam rap yapmıyor dedim. doğru yap, söyle Sen evet. nereden biliyorsun dedi. Derim biz de müzik dinliyoruz. Ece Sevim başarılarının devamını diliyorum. Bu yoldan devam et. Altı patlar içinde şaka bir yana. Biraz geyik yaptık kardeşimiz bizim burada canımız şakalaşıyoruz diye. Altı patlara ters o bana ters odur. Bana da ters olur Altı patlara ters o bana ters Şimdi ben ters bunu olur. demeyeyim şimdi ters olur. Şimdi tam tersine bana ters olsun diye yazarım. Şaka bir yana hakikaten yani ben mesela zaten yeni nesildir. Hep çok fazla dinlemiyorum. Çok bana da şey yapmıyor onları falan filan. İnsanlar beğenmeyebilir de, bilir, de bilir ama ya Çocuğun emeği var abi. Ha, deli gibi biz biliyoruz. Her işte öyle. bir emek var sonuçta yani. Bir şey söyleyeceğim. Ozan Can'ın arkasında bir çizim görüyorsunuz. Evet. Şimdi Ozan Can programdan önce dedi ki senin üzerine dafidak var ben çok iyi dafidak çiziyorum dedi. Bu çizim dafidak çizmek Ama dedim ki için çok varsa. uzun süredir çizmiyorum. Sıkıntı yaşayabilirim. Sonra dafidakı dedi ki bundan sonra her programda şöyle bir şey yapalım. Buraya robot resim gibi Aynen. bir resim çiziyoruz. Bu hangi futbolcu? Bu hangi futbolcu? Aynen. Premier Lig'de oynuyor. Ben görebilirim. <laughs> Niye şu an? Bana geçelim. Benden görelim. Yani duyduğunuzda da ulan aa, bu, bu aa, mu? Zaten gözükmüyor ki ne? Sadece imzam gözüküyor. İmzam çok değerli. Caput Tanganga'ya benziyor bu. Ee, kim? Bunu yazın. Tanganga. Değil. Caput Tanganga bu. Değil. Caput Tanganga. Hangi açıdan benziyor onu da yazsınlar ki bir mantığa oturtalım. Kare kafa olmaktan benziyor. Caput Tanganga. Tamam. Oğlum kare kafalı bir adam bu. Şimdi benim açıklamalarım olacak. Mevki veriyorum bir dakika, stoper. Bir dakika. Öncelikle Sokrates e, okula başlıyor. 7 yaşına geldi. Aa maşallah deyin. Aynen. E, 7 yaşındayız. Daha değil canım. Yok. Bilmiyorum hatırlamıyorum da daha yedi de olmaz yani. Nasıl girecek acaba buralar? Kesilecek zaten. Yok, kesilecek. Yani. Sokrates okula başladı evet. Okuma ee, yazmayı söktük. Okuma yazmayı daha sökmedik okula yeni başlıyoruz. Oğlum ben okula başlamadan önce sökmüştüm. Ya yani sen genius olabilirsin. Sokrates genius mı bunu bilmiyoruz. Yani benden daha genius. Neyse. 7. E, yılımızı kutluyoruz. E, stüdyonun kaçıncı yılı? 4. Üç. Üç mü? Program 4 yıldır devam ediyor zaten. İşte o da böyle Allah'ın ee, bir. Stüdyoda 5 kişiyi ne zaman kutlayacak bunun Öbür tarihi şubat. var mı? Öbür Şubat. Daha Bu Şubat'ta şubat. 4 oldu. Daha yeni o 4 oldu. Aa, Şöyle daha bir işte, büyük tamam. bir yat kiralayalım. Bütün Sokrates ailesi 10 Çok yıldır şey. ha. Valla. Tarkan'dan alırız yatını. Tarkan'dan alabiliriz. Abramov için el koyulursa onu alırız. Acun mi? Bey'de vardır. Olabilir, o da olabilir. Başka kimde vardır? Her Abramov için el konulan yatını alabiliriz ha. Zaten buralarda var, konulmuş. Kim geldi? Armani Küş. Sen deli olarak bir arıza inanmesin şu programda. Olmaz. Liverpool hey, başarılı gelme, bir dönem geçiriyor. Buraya gelmeyin. Geldi, gelmeyi, buraya buraya Liverpool'un bunu da söyleyeceğim. Liverpool bu hafta takılır. Kime? Manu'ya. Manu'ya takılır. Manu'ya takılır. Manu takılır. Dışarıda beşlik yapmışlar 50 dakikada. Bu hafta takılır. Ben anlatmıştım. Peki. Yani herhalde fikstüründe en takılamayacağı maçlardan biri gibi gözüküyor bana ama Burist takılır. Sonra, Cristiano, Ronaldo, Kalbuk'tan sonra. Cristiano Ronaldo bu kadar rezilliğe kaldıramaz. Ha Lebron kaldırdı bu kadar rezilliği kırar. Lakers'ta. Bir iki telefon daha kırar. Ronaldo bu rezilliği kaldırmaz. Ronaldo'ya buradan arkadaşlar... bir şeyler söylemek istiyorum. Ha ben de söyleyeceğim onu. Bir dakika Ronaldo'ya buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Portekizce söyle Portekiz e lan. Portekizce söyleyeceğim. Karim Benzema gitti. futbol. Futbol. Bazı şeyler bitti mi diyeceksin ne diyeceksin? Şunu diyeceğim. Bitmiş. Ne yapıyorsun? Bir anlık gerginlikle Mikrofonu... çocuğun, te... <laughs> çocuğun, telefon... <laughs> <laughs> çocuğun telefonunu kırmış. Çocuğun telefonunu kırmış. Bir dakika. Çocuğun telefonunu kırmış. <laughs> Aynen. Ayıp ya. Sonra bırak telefon almayı özür dilemeyi gel sana... Old Trafford'da bir maç bileti ayarlayayım falan diyorsun. Ha, çocuk çocuğa ikinci bir Manchester United'la United bile değil. Çocuğa Ulan çocuğa Old Trafford'da maç biletini biz bile ayarlarız lan. Hayır onu bırak bir Burası de değil. yani... Trafford'da evet, United, United, Old Trafford'da Manchester United. Evet, Trafford'da Manchester United seyretmek korkunç bir deneyim yani, bu anda. Yani. Yani çocuğun telefonu gitmiş. Bu kıracan. Bari bir Liverpool iç saha maçı ayarla. Yani HBB'mi veriyorum. Everton'un çocuğuma. He? Everton'da değil mi çocuk? Tam City iç saha maçı ayarla. Yani Manchester United iç, iç saha maçı ne kardeşim? Aynen. Ruhum kararacak. Aynen. Ama şöyle bir şey yapabilir. Portekiz'in Dünya Kupası maçlarından birine çağırabilir mesela. Bak ne kadar mantıklı hareket. <laughs> ya onu bunu bilmem. Bir tane telefon alsan önce. İngilizler Katara vizeyle mi gidiyor? Her yere gidilir vizeyle. Yani onu, bunu Katara vizeyle gidiyorlarsa, gidiyorlarsa kapıda alıyorlardır büyük ihtimalle. Alıyorlar. Lebron'a burada birkaç laf ettik diye ne basket bilmezliğimiz kalmış, ne şeyimiz kalmış. Kardeşim bu adam dokunulmaz mı? Millet yazmış yok sayı kralı oldu. Yok işte ki onun olamadı. Son anda bir oldu da. Ee, işte şöyle taşıdı. Bizden, biz de sanki şey dedik. Ya ben zaten... Lebron kötü oynadı. Biz Lebron'a laf ben, ettik diye bize küfür etmişsiniz. Ben, biz de tekrar Lebron'a laf ediyoruz. Evet. Ben zaten 8 tane maçını anlattım. Nereden baksan bu sene Lebron'un. Her maçında da en son inan da yanımda Lebron'un maçını anlattım da. Dedim ki hayatımda gördüğüm dedim bir sporcunun en uzun dedim şeyi bu. Ejnebilerin longevity dediği longevity. Evet. E, süreklilik. Süreklilik. Ya yani böyle bir şey olamaz. saçmalık. Yani adamın 2003'te de, 2013'te de, 2023'te de neredeyse ortalamalar aynı. 2023'te gelmedi de işte 22. Yani sonuçta sakatlanması ol... olur ya. Yani. yani futbolda ile Ronaldo'nun koyduğu çıtanın aynısı diyebilir miyiz? Daha fazlası Daha fazla. Daha fazlası. Abi bir de Kaç maç oynuyor adam senede? Evet. Hem, hem de daha fazlası. Çünkü yani bunun hiç değişmiyor. Yani işte Ronaldo ile Messi'nin Ulan onlar da bir senedir falan değişiyor işte ancak yok, artık. Yok yok. Bir e, de 2003'te böyle değildi mesela ikisi. Yani kariyerlerin başında bu kadar atmıyorlar. Yani Onların da futbolun ömrü daha kısa baskete göre bakarsan. Yo basket abi herifin başladığı oyuncuların hepsi koç koç oldu yani. Oğlum tamam da adam 18'inde işte liseden sonra lige girdi. Ya neyse demek istediğim yani. şey şunu diyor ya. Yani. Ya inanılmaz bir bireysel. İyi yani şey diyoruz yapıyor. biz de. Eyvallah yapalım. yani ben bu sene oynadığı basketbola falan da bir şey demiyorum ama abi. Bir bu takımın kurulumunda çok ciddi pay sahibi. Bu rezalet takımın. Şeyle beraber pelinkalarla bas ailesiyle beraber. İki yani. Bas ailesine bir şey söylemek ister misin? Bas ailesi size de yani e, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Allah sizi kahretmesin. E, o yüzden benim Lebron'a sallamam o yüzden diyor. Yoksa adamın basketbolculuğuna falan bir şey. Ben kendim diyorum ya. Jordan'dan bir şey havası aldı mı burada? Messi'nin Arjantin milli takımına istediği teknik direktörü getirmesi fakat olamaz. Olan işte ya. Yani Lebron'da bu. Daha önceki takımlarında da vardı. Barcelona'da. Lan zaten ya adamı Jordan'dan sonraki en ikinci basketbolcu diyoruz. Bu inanılmaz bir paye zaten. Yani Jordan'la karşılaştırılabilmesi bir insanın çok beklenen bir şey değildi bundan 10-15 sene önce. Bunu yaptı adam ve o GOAT yarışının içinde yer alabilmek bile müthiş bir şey. Ama ben oraya koymam dedim. Geçen hafta onu söyledim. Yani, ben de bire koymam. Yani bu Lebron'a sallamak mı abi? Tüm basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi ikinci oyuncusu diyorum herife. Ama bence GOAT'luk şansını kaybetti. Devam. Benim düşüncem bu. Bir ufak ciddi bir şey atayım mı ben? At. E, birkaç kişiden ayrı ayrı geldi ama detaylı olarak geçen hafta birinden aldık. Ee, bu son dönemde hatta sen de bir mesaj yazmıştın şey mention yapmıştın öğrencilerin yaşadığı işte yemekhanedeki problemler öğrencilerin hayatları vesaire filan ne kadar e, berbat durumda olduğunu e, öğrenci evet. hayatlarının tekrar burada gündeme getirelim zaten çok bilinen bir şey fakat ben e, şunu İT neresiydi? İzmir Yüksek Teknoloji Hı. Enstitüsü. Orada. Ee, bu sezon ikinci kez toplu zehirlenme gerçekleşmiş. Yani yemekhanedeki problemler işte her şeyin çok pahalı olması falan filan onu geçtim. Ee, i̇kinci kez 4-5 ayrı kişiden bana abi ikinci kez toplu zehirlenme yaşadık ve protesto ediyoruz. İT yine zehirlendi hashtag ile. En azından sesimizi duyurmamıza ve belki bir şeylerin değişmesine yardımcı olur musunuz diye bir ee, soru geldi bana. Yani programa taşırız dedim ben de. Zaten baktığımda da hani o öğrencilerin ne kadar sıkıntı yaşadığını Hani bu hashtag'e girip de görebilirsiniz. Sadece bu da değil. Bir şey ee, söylemek ha. istiyorum bununla ilgili. Yeri geldiğinde herkes çıkıp işte bizim genç geleceğimiz bu çocuklar, öyleler böyleler. Abi gençlerle ilgilenmek gidip yalandan "Aa PUBG oynuyorum." falan diyen 60 65 yaşındaki dayıların hani "Aa kanka manka." falan diye gençlerle bir arkadaşlık kurmuyorsunuz, bir bağ ya da kurmuyorsunuz. üniversite açıyoruz deyip her zengin, kalantorun kendi ismini verip sonuna üniversitesi evet. eklediği, mahalle üniversitelerinde bir eğitim veremiyorsunuz. O verdiğiniz olarak. eğitimin de bir anlamı olmuyor. O çocuklar o eğitimi alsalar da en kalitesini alsalar da zaten çıktıklarında iş bulamıyorlar. Para bulamıyorlar. Fırsat bulamıyorlar. Bunların hiçbirini bulamıyorlar. Hepsini geçtim. Bunları, zaten bunlarla olmuyor. E Bunları geçtim. Ulan çocuklara bari doğru düzgün yemekhanelerinde yemek çıkarın ya. Hani hiçbir şekilde hiçbir faydanız yok. En azından bari bunu yapın. Ya geçen ee, kim yazmış adı? Ben işte paylaştım bir şey. Abi şu andaki hayat pahalılığında bir öğrencinin hayatına nasıl devam edebildiğini benim aklım almıyor. Aklım almıyor yani. Düzenli geliri olmayan ki onlar için de almıyor şu anda da. Hani e, ailesinden gelen parayla idare etmeye çalışan ya da ek işte part time çalışarak okumaya çalışan insanların kazandığı para nasıl yaşadığı? Ya bir tane ilan var bu hafta. Kadıköy'de Hasanpaşa tarafında 1 artı 0 bir ev var. 1.900 kira sevin. 1.900 askeri ücretin yarısı neredeyse. 1.900 kirası olan evin içinde tuvalet yok lan. 1 artı sıfır ev. İçinde tuvalet yok. Eve sıçamıyorsun. Yani şu anda uçmuş gitmiş zaten şey fiyatları, ev fiyatları da. Hani bütün bunları tam hiç bunları toparlayamıyorsunuz. Abi bari düzgün yemek çıkarın lan. Hani en azından insanların temel gereksinimlerini karşılayacak kadar bir fırsat verin ya. Yazın. Hayır, zaten gelecekten çok bir şey bekletemiyorsunuz çocuklara. Bari bugünleri <laughs> öğünleri bari Yani e, tekrar hatırlatayım. E, ite yine zehirlendi. On, ondan da para ite, alıyorlardır bu arada. Ya, yemekhanelere parasını alıyorlar. Özel yani. zaten. Ha, yemekhane, yani. işte. e, neyse buraya bakmak isteyenler bakabilir. yani Seslerini duyurmuş olalım. Ben de hazır öğrencilerden, <laughs> üniversiteden bahsediyorken Otülü öğrencileri tebrik ederim. Ee, bazı yerlerde yaptıklarının faşizm olduğu falan yazılmış. Birinin konuşma hakkını engelliyorsunuz gibisinden falan ama ben bunun tam faşizm tanımının içinde olan bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Yani üniversitenize gelen birinin orada konuşma yapmasını istememe hakkınız var bence. Ee, yani şöyle diyebilir miyiz? Bundan atıyorum 4 sene önce aynı insan oraya zaten gitmeyecekken ve konuşmayacakken şu anda bu şekilde davranabiliyorsa, git konuşmak isteyebiliyorsa, oradaki öğrencilerin de o konuşmayı yapıp yap, yaptırılıp yaptırılmaması ya da bununla protesto edip etmeme hakları vardır yani gayet. Yani hastalıkları pankart her şeyi anlatıyor zaten. İşte... 15 yıl boyunca bakandınız, 20 yıl boyunca milletvekiliydiniz ve işte şu anda muhalefet ettiğiniz şeyin temelinde ve bu hale gelmesinde tamamen sizin payınız var. Biz de sizin şu anki muhalefetinize inanmıyoruz ya da e, saygı duymuyoruz. Aklımıza yatmıyor. Bravo. Tebrik ederim. Renkli konulara geçelim. Çıkar bakalım. Evet bugün ofise geldim bir tane göreyim ya. Neyse haribo kutusu çıktı. Videonu göreyim. Bey. Haribo Türkiye çok teşekkür ediyorum. Vallahi sürpriz oldu. Muhammed Kutki bana bir paket getirdi böyle. Dedi abi dedi bu sana gelmiş. Sen Açtık... açmadın değil mi onu? Hayır. Açtık paketi fışır 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 fışır. Haribo. Fiz. Bir de kart vardı. Kart sanıyorum şu anda çantamda ama kartta ne yazdığını da okuyayım şuradan. Bak bunu da reklam zannedecekler. Adama kutu gelmiş. Vallahi reklam. Hayır. Sevgili Erman Yaşar, Haribo'nun eğlence dolu dünyasındaki favorinizin fiz olduğunu öğrendik. Ya Nereden o... öğrendiler? Muhtemelen burada falan söylemişimdir. Ekşili Haribo'yu seviyorum. Aynen öyle söylemişsin. Aynen öyle de söylemiş olabilirim. Başka bir yerde söylemiş olabilirim. Çocuk da. ekşi bağımlısı. Ya, ekşiciyiz biz. Ekşici piçler. Biliyorsunuz 1999 yılında <laughs> bazı şeyler çok yaygın değildi. <laughs> O yüzden hepimiz ekşiye toplandık. Tövbe ee, tövbe. Gününüzü güzelleştirmek için sizlere mutluluk dolu bir kutuyla ekşi lezzetin vazgeçilmez adresini gönderiyoruz. Haribo fizinizi kimselere dokundurmayın, paylaştırmayın. Bu yüzden bize dokundurmadınız. Şu ana kadar hala yiyemedik. Ben, haribo benim baktıktan sonra da yiyemeyeceğiz bunu. Yiyeceğiz hayır. O ikram ederse yiyeceğiz. İşte Onur da biliyor. Gerçekten reklam falan değil. Öyle benim çocukluğumdan beri inanılmaz sevdiğim ve hala annemin. incelik göstermişler. İncelik Aynen. göstermişler. Aa, Ayısı da varmış, bunu görmemiştim. Açmadın çünkü kutuyu. Aa! Buna bir isim evet. verelim. Ver ayıyı Haribo. açayım, ver. Hadi bu ayı. Ver oğlum, açayım ayıyı. Ne olsun bunun adı? Aa, bir Harry, sürü... olsun bir sürü <laughs> Harry olsun mu? Meguiar. Bir sürü Fizz var. Harry değil. olsun bunun adı. Harry <laughs> olsun. Fizz var. Aa bir tane de ayıcık var. Tamam. Manchester <laughs> United de deplasman formalı fizi. Aynen. Fizi ne lan? Meguiar. <laughs> Harry Meguiar. Bununla uyuyacağım artık. Niye geliyor yatıyor benimle. Handan çok enteresan sistem geliştirdi kediler. Handan ayağımda yatıyor böyle ağırlık 8 kilo olarak. Aa ayıcık. Yiyebilir miyim? Fizlerinizi kimseyle paylaşmayın demişler. O ayıcık için ayı... bir şey dememişler. Ayıcığı evet, ayıcık ayıcık açacağım o ayıcık zaman güzel. evet. Ee... Tamam oğlum bırak Dur oğlum dur. Handan buramda şey yatıyor. Tek... Handan buramda yatıyor. Hı. Mia da geliyor şurama giriyor böyle sarılarak yatıyor bana. Bu Haribo. Harry Maguire, da Haribo yuda. Mia'nın yerinde olmak isteyen kaç kadın vardır? Şurana böyle. Başını Peki Mia'ya değişir misin? Kadınlara mı? Manyak mısın canım Mia'ya? Tabii ki değişir. <laughs> Yok başka bir şey ya. Manyak o sevgi sen? başka bir şey. Manyak. Kadınla göre de değişir aslında bir bakmak lazım. Ama tabii Mia benim canım ayrı konu. Tamam bu Açan konuyu ya. kapatalım. Tamam, açacağım. Kutuyu arkaya atalım ver. Burada Atacağım hızlıca ben. atılacak bir e, konu Türkiye var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Tekrardan... Oraya e... koyma arkaya koy. Şuraya koy. Oraya... Erman Arka ne hesabı? Burası arka. burası. Burası. Al nereye koyuyorsan koy. Oradan alamadım. Kırıldı her şey kırıldı. Yanar orada o. Yanmaz oğlum. Işin Yanarsa ayın ayını... vallahi bir kolay çıkartırım. Hiçbir şey olmaz ayına. Güzel o zaman e, burada <laughs> Said Tazeymiş Apo ve yani. Faruk var. <laughs> Tazeymiş de bu. Oğlum bazı haribo ol taze olmuyor. <laughs> At <Atma>. be. <laughs> Buradan da anlamışsınızdır reklam yani. olmadığını. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada Said Apo ve Faruk sen aldın mı? Dur dur Said Apo Faruk'a geçmeden önce şeyi söyleyeceğim ya. Bunların neden taze olmadığını söyleyeyim. Tekellere yolluyorsunuz bunları. Tekeldekiler bunları küçük marketlerde sirkülasyon çok olmadığı için rafta kalabiliyor. Bu tarz hızlı tüketim mallarını genel olarak büyük marketlerden diğerlerini küçük marketlerden almakta fayda var. Güzel. Sayıtaba Faruk gir. Heh, şu üçlü ayıyı da atayım. Ondan, Ondan sonra Sayıtaba Faruk. Biraz yapayım. daha konuşun. Çok tatsız oldu. Konuşamıyorum şu anda ağzında <laughs> ayılar O zaman ben devam ediyorum. Ben bir iki bir şey söyleyeyim ondan sonra siz onları bitirin. Benim şöyle. Instagram falan hatırlat. E, Erman Yaşar'ın Instagram'ı Erman Yasar. Erman Yaşar'ın Twitter'ı Erman Yasar. Bunu da hatırlattıktan sonra e, şeye geçeyim. Yeşil ayı çok iyi. Britney Spears hamile. E, kendisini tebrik Hayırlı ediyoruz olsun. buradan. Hayırlı e, olsun. 1994 doğumlu. Bir e, çam yarmasıyla ile e, beraber. E, partneriyle beraber bir çocuk yapacak kendisi. E, buradan Jennifer çocuk, Lopez açmıştık. Çocuk yapıldı şu an. Yükleniyor. Ha doğru yükleniyor. Yüklendi de. <laughs> doğru buffering. Büyüyor. Doğru büyüyor. Ee... İkinci çocuğu galiba. Hayır. Bir tane yaptı oğlum daha önce. İki tane çocuğu vardı diye biliyorum. Ha, üçüncü çocuğu olacak o zaman. Cinsiyet belli tabii. Oops I did <laughs> İki tane yapmış ya daha önceden. <gülüyor> <gülüyor> ee... evet konuşayım. Said Opa Faruk. Said. Said'i yıllarca anlattım buradan. Evet. Geçen sene beni Şarköy'den Şapırt diye acil dönüşümde Çanakkale üzerinden alarak giden Aslanlar Parçası Sait, sevgili araba sahibi Apo kardeşim oh, oh. ve Sait'in patronu neydi adı? Faruk. Faruk. Sait Apo Faruk. Sait ve Sait'in patronu Faruk bugün stüdyolarımızı ziyaret ettiler. Kreatif işlerde çalışıyorlar. Kreatif işlerde çalışıyorlar. Hem benim belgeselim çekilecek. Bununla alakalı görüşmeler yapıldı. Konu ne? Ben. O kadar. Belgesel de Hitler'in belgeseline başladım. Bir dev nasıl yaşar? The evil of bilmem Hitler büyük güç kazandı şu anda Almanya'da. Ee, 1900 kaçlardayız? 30'ların sonlarındasın. 29-30 civarındayız falan. 30'ların ortalarındasın. 30'ların ortalarındasın. 30 ortalarındasın. Kristallnacht falan oldu mu hocam? Oldu. Oldu. Ee, sanıyorum savaşa sokacak Almanya'yı. Bir felakete de Öyle götürebilir. Öyle görünüyor. Bir felakete de götürebilir. Allah akıl fikir versin. Onun dışında ha, bu çocuklar belgeselci çocuklar. Aynı zamanda reklam meklam acayip çocuklar. Güzel. Seveyim. Seveyim. Ee, buradan isterseniz bir dün akşama dönelim. Yani bizim dün akşam. şu anki dün akşama dönelim. Ben evdeydim. Ee, ekranda ne vardı? Yani Amaç vardı. hocam ona gel evet, evet. gelmeye çalışıyorum. Ee, Unai Emery'e buradan e, tebriklerimizi iletelim. Ne? kardeşim seninle bir alakası yok. Sen hata da yapmış olabilirsin. Adam eledi mehledi. Hayır hayır. Ne? Şimdi bazılarını görüyorum. İsim de vereceğim. Can Mutlu. İşte Emery elit hocadır. İşte böyle alın bağırdığınız Arsenal'den gitsin diye. Bu adama elit şans verilmesi lazım. Ulan adama Paris Saint Germain verildi. Şampiyon yaptı. <laughs> bir de Monaco'yu şampiyon yaptı ama. Olsun. Yani. Olmadı. Ne olmadı lan şampiyon yaptı. Ulan Paris'i e herkes yapıyor şampiyon. Yo, ya, ya, Monaco'yu da şampiyon, şampiyon. yaptı. Ya, bir kere yapamadı. <laughs> <Yani. gülüyor> Monaco'yu da şampiyon yaptı. Yani. Ulan Monaco'yu da şampiyon yaptı. Aynen. Şey. Ney? Arsenal verildi. Arsenal verildi. Çok kötü bir Arsenal'li. Çok kötü bir Arsenal. İlk dörde giremedi. Çok büyük hoca. erit hoca. En azından bir dört görüyorum. her sene de ilk dörde giremiyorsunuz. O zaten. geldikten sonra artık giremedik evet. Ee, ondan önceki sene girmiştik mesela. En son ondan önceki sene girdi zaten. Evet galiba. evet. E evet. ondan beri de giremiyor yani. Emre gittikten tamam, giremedi de... De giremedi. o şans kaç kere verildi herife yani. Emre'nin kadrosu mu daha bu kadro mu daha iyi? Kad... Bu, kadro daha iyi. Hayır. Değil. Değil. Bu kadro daha gelişme açık, daha düzgün. Potansiyelli kadro. Potansiyelli kadro. kadro. kadrosu rezil bir kadro. O bölümde de Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali vardı. İçeride kırısı, palısı yenemeyip gidemedi. Bir puanla kaçırdık galiba o sene. E ondan sonra gönderildi ertesi sezonda kötü başlayınca. Abi burada adamın başka yerde iyi iş yaptığı bu seçimlerine şey yapmaz. Yani rasyonize etmez. Bir, birisi bir yerde başarılıdır, bir yerde başarısız. Bu arada dün bayağı hani faraş bir şekilde geçmiş turu. Evet. Onu da söyleyelim. Yani e öyle geçecek. Münih evet. deli gibi pozisyon kaçırmış. Evet. Ben sonradan izledim de. E, Kuzey Makedonya da İtalya'yı öyle dedi. E, tamam. Öyle dedi. E, bu kadar şeylerde zaten... Ha, ilk maçlara koydu tamam, ona kimse bakarsan. Kimse de gidip neydi? Trajkowski miydi onu övmedi yani? Hayır ilk maçta da koydu. Yani iki maç üzerinden bak ya buna. İki maç üzerinden. Diyorum, diyorum. Yani hani. Anladım. Koca yani sonra Bayern ya, e, takımdan. Bir abi Juventus eredi yani. Tamam, Bayern şey, gibi bir takımdan herif. İki maçta bir gol yedi sadece. Juventus, bir... Juventus üstü Bayern Münih yapıyor yani inanılmaz bir şey zaten de. Aynen saygılarımız şu andaki performansına saygılarımız sunarız. Liverpool'u eleyip şampiyonlar ligine bu arada Vieira ile şampiyonlar liginde eleyebilen tek takım Arsenal. Evet şu ana kadar. Nasıl? Kurt Russell öyleymiş. 2006 yarı final. Ha Vieira ha ulan İkile ben. İkili eşleşmelerde Vieira ile tamam, şampiyonlar alalım, alalım. liginde tamam, tamam. eleyebilen tamam. sadece Arsenal. Aynen çünkü ikinci i̇ki yarı finalde. o da finalde. bir penaltıyla kaçırdı. Rikermen'in kaçırdığı değil. penaltı değil mi o? O penaltıda da Pau kale arkasındaymış. Ha. Onlarla mı Bu bilgi nereden Kendi geldi? Kendi yazmıştır. Atletik dokunmuştum. Ha güzelmiş. de zaten hemen paylaşmış. <laughs> Maçları ha? kullanıyorum. Ma Villaren... gelmede fotoğraf paylaşmış. Yerel foto şeyli, formalı. Nihat Kahveci'ye de selamlar. O da evet, e Kelme büyük topçuydu. Yani. Sosyal hatta daha çok, çok anılsa da Villarreal'in de önemli. Diego Forlan. Hemen, hemen öteki maça geçelim. Modric'in ayaklı şey, şahsisti. Senna. Senna. Marcos Senna. Ayaklı Selam. şahsisti. Modric sen konuş. Abi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Thomas Tuhay'la bir elini sıkarım. Bak. Haribo versene. <laughs> ne oldu aslanlar? Sanki istemiyorum. İlk bir maç 3-1 bittikten sonra hala içimde korku vardı. Özellikle deplasman kuralının kalkması, gol kuralının kalkmasından dolayı. Dün akşam dönüyoruz dedi ki bana. Tualleri şey demişti. Ya tur bitti, biz bunu alamayız. Ama vallahi tırsıyorum. Benzema'nın maçın daha başında falan bir tane çakıp böyle bu işi ko kotarması tabi. lazım. Yoksa bu tuelden gıcıklanıyorum ben dedi. Belli yani bir, bir, bir özel bir şeyler yapıldığı maça dahil. Zaten hafta sonu da 6 tane 6 tane attılar böyle bir şey var. Çok korkarak girdiğim maç bütün korkularımı karşıladı. Ve tur Chelsea'nin hakkıydı. Net. Evet. Bak maç Bak, İkinci ama. Maç demiyorum. Bence tur Chelsea'nin hakkıydı. Yani dün o kadar ezdiler ki. Bir... Mesela Real Madrid 3-1 yenerken Chelsea'yi. Chelsea'nin dün Real'i ezdiği kadar ezemedi. Real Madrid ilk maçta Chelsea'yi. Yani Pozisyonda benzeme acayip şeyler yaptı falan. 3-1 kazandı. Dün Chelsea özellikle Timo Werner çıkana kadar ve işte Luka için bir anda bir sihir yaratana kadar paramparça etti. Ya paramparça etti. Ha bak hakem hakem falan demişler. Bence iptal edilen gol iptal doğru. Artı bence Chelsea'nin ikinci golünde de korner yok. Avut o pozisyon. Korner verdi hakem. Ama yani Bunları konuşmaya gerek yok yani. Avut'u, korner ve korneri savunsaydın. Yemer Udu gerden gol falan filan. Oralarda değilim. Bence hakemin öyle çok anormal etki ya da işte Chelsea'nin elinden turaldı aldığı falan. Bu arada iki değil. tane falan çok net kaçan hem şeyin sonunda 90'ın sonunda. çok önemli şeyler çıkardı. Artı adamlar çok önemli şeyler kaçırdı. Havertz'in iki tane kaçırdı. Bomboş. Ee, Ancelotti de bence ilk başta sınıfta kalıyordu. Zor kurtar. Yani şöyle. Mesela Kroos çok kötü bir maç oynuyordu. Ben daha ilk yarının sonlarında Kamavinga Kamavinga diye bağırmaya başladım. Yani Kroos çok büyük bir futbolcu olmakla beraber kötü bir gününde belli. Yani 2-0 oldu maç. İzliyor, izliyor değişiklik yok. 3-0 oldu, vardı kurtardı. Hala olsa zaten büyük ihtimalle dönmezdi. Hala 3-0 oldu abi. Oldu. Tekrar oldu sonra 3-0. Allah seni Allah kahretsin. Senin Allah ben Allah yorumlayacağım futbol. <laughs> Ay Allah abi. seni. Ben 2-1 oldu kahretsin da sonra 3-1 oldu gibi hatırladım. Tamam. Ay Allah. Bunlarla Allah. futbol konuşuluyor. Hayır o uyarıyı da almadın yani. <laughs> var iptal etti golü 2-0'a döndü. Tekrar 3-0'dan. Hala tekrar 3-0 oldu. Beyefendi sonunda lütfetti de Rodrigo'yu, Marcelo'yu falan aldı işte. Bir şeyler yaptı falan. Ee, ondan sonra da Modric. Yani şöyle söyleyeyim. Real Madrid 3 veri bulduktan sonra bir kendine geldi silkindi ve e, uzatmalarda da ki Real Madrid adına da büyük bir şanssızlık var orada. Zaten savunmanın en önemli oyuncusu cezalı. Çocuk neydi adı? Militao. Militao artı şeyde sakatlandı Nacho. Sabek of. oynadı stoperde. Hayatında orada evet. oynamıştı 3 kere Ama oldu. Ama zaten orada acayip bir eksiği var. A Aynen. Tasyon anlamında. Ee, neredeydi bu arada? Vay Aho Allah kahretsin. Şunu söylemek istiyorum. Modric o abuk subuk asisti yapmasa şey, Chelsea eleyecektir yani. Ben. Şapkadan tavşan Peki, tam Peki, o şey ya. bir şey soracağım. <laughs> 3-0'da. Ben mesela öyle izliyordum maçı. 3-0'da. sen Maçı 2-0-2-1 ben... diye izlemişsin. Sallama. ee, <laughs> <abi>. Sallama. <gülüyor> <gülüyor> izlerken şey dedim ben. Yani Ancelotti işte yürüyerek şampiyon oldu. Acayip bir sezon geçiriyor falan. Hem el clasico hem üstüne bu. Berbat bir finish olurdu hakikaten. Yani zaten Ucuz seyirci meyirci de yuhlamaya falan başlıyordu tam. Sonra da zaman çözdü. çözdü. Liverpool çözdü. City finaliyle devam ederiz hayatımıza. Yani çok zor ya Matin işte. Her yerde zaten Liverpool City finali oluyor. Evet. Hafta sonu da var. Hafta sonu da var. Ee, o zaman... Bir enler yapıp sonra Liverpool City mi konuşalım? Git bakalım haftanın hafta enlerine. Gidebilecek mi? Giderim bence. Git, Git bakayım. Haftanın enleri. TikTok'la haftanın enlerinde sizlerle birlikteyiz. Zaten birlikteyiz. sizlerle birlikteydik de yani haftanın enlerine geldik. Kim o? Alina Boz. Hı. Elana Boz. Ee, haftanın futbolcusunu Hank Minson seçtik. Hank Minson seçtik. Hank Minson seçtik. 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 Yalnız Hank Minson seçtik de... Abi Harry Kane de olur. O da olur. Yani, Keşke olmasalardı bak, şampiyonlar ligine gidebilseydik. Antonio Conte'ye o kokuyu verirsen... Ama şöyle de bir şey, şey söyleyeceğim. Bak bu Aston Villa maçı çok garip bir maç olmuş. Abi Aston Villa'nın kaçırdığı neler neler var. Loris'in kurtardığı neler neler var. O maçın mümkün değil. Yani izlerken hani toplamın 4-0 falan dışarıdan izlemeyip baksan desen ki 4-0. Ama alakası yok. Ama abi Harry Kane... Aynı asistle iki tane takibe bakarak görerek tık 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 herif resmen maçı böyle bağcını çözmüş almış gitmiş çalmış gitmiş abi herif maçı. Sonunda iyi bitirmiş. Burada tabii şey oluyor hani Conte Koku'yu aldı Kane toparlandı Hewinson zaten delirdi Kulüşevski çok iyi girdi falan. Arsene'yle Allah kahretmesin ben dedim zaten gidemeyeceğiz diye. Zaten ben demiştim. Kardeşim bu kadar adam yolluyorsunuz zaten dar kadro. Birisi sakatlandığında sıkıntı yaşarız. Ulan ben iki hafta önce Lef gidemeyiz dedi dediğimde ki, niye bana totam yapıyor bu dediniz? Hmm. Totem yapıyordun çünkü. Hayır. Yapıyordun totem Hayır. Yapıyordu. Neyse. 17 maç var bir şey olmaz zaten sadece lig kaldı falan muhabbet oldu al işte. Al işte. Neyse. Ee, ya kardeş ne olursa olsun ha, yaptığınız şey değil. değil. Böyle tek tek elersek. Stoper dedim lan. Stoper dedi. Gran Chaka'da soldi. Program içinde de bir spoiler verildi. Aynen. Haftanın takımını Chelsea seçtik. Yani. Yani zaten... Soton da seçebilirdik. Bize her yıl bir tane böyle bir güzellik yaşatıyor. Sen ikisini de anlattın değil mi o saçma sapan maçların? Bunda da devrede yazdım. Soton yine senelik 9-10 yeme kontenjanını burada kullanacak diye. Bütün herkes şey yazdı. Abi sen anlatmıyorsun. Bu maç 6'da 7'de durur. Hakikaten, hakikaten durdu. durdu. Seninle alakalı demek. Timo Werner evet. futbola döndürdünüz ya. Tebrik ederim. Evet, Timo Werner hakikaten futbola... Real'e de acayip oynadı. evet. evet. E, haftanın menajerini Thomas Frank seçtik. Seçtik. Seçeceksin aslan. Maçın Zaten adı hatta son birkaç Branford. diyebiliriz. 4, 4. Top oynuyor. 4'te 4. Hepsinde de Christian Eriksen ilk 11. Christian Eriksen bir top oynadı abi. Maestro diyebiliriz. miyiz? West Ham'a bir top oynadı. Müthiş. İlk 11'de başladı 4 maçında 4'ünü kazandı Brentford. Yok bir tane kaybetti. Kazandı Mesela abi. Edemez. İlk 11'de yani ilk başladı. çıktı. 11'de başladı. İlk 11'de Bakalım. çıktı diyorum ya. Evet doğru. Ama 4'te yani, 4, -4 bu, 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 olmaz bu model. Sen demin 4'te 4 dedin ama 4'te 4. Ulan ilk 11'de çıktı 4 maçı da kazandı. Ondan dedin. önce 4'te 4 dedin. Thomas Frank dedikten sonra dört. Çocuğu kulağından tut. <laughs> Devam et. <laughs> Sene Hayır, sonu sen kalır, kalır mı? Diliyorum. Sene sonu kalır mı? Thomas Frank mi? Hayır. Eriksen. Kalmaması lazım normal koşullar altında. Kalır bence. Duygusal bir bağ geliştirirler. Yani kalmaması lazım normalde. Yani Brentford Premier Lig'de kalır. O da sanki. Değil, kalır, kalır kalır. Kaldı zaten lan daha ne kalırı. Yani. Kalır Eriksen. Doğru doğru kaldı. 32 Eriksan maç kalır. ya. 2 maç var. Uyku'nu aldın mı? Aldım. Çocuk kötü ne bugün. Oğlum Burnley'in arada 2 maç var. Brentford kaç puanda? 36 puanda. Burnley kaç puanda? 24 puanda. 12 puan fark var 6 hafta Ara, var nereye kalıyor? Arada 2 yani? maç var fark var diyorum Burnley'nin maçı eksik. Oğlum Burnley 8 haftada 1 maç kazanıyor 2 yani maçı eksik. Oğlum onlara gelene kadar arada başka bir takımla da Leedsmith'si de var orada. Onların da 32 maçı var ama. Tamam yani işte bir şey olmaz şu an devam. Şandaş bu at. ligin. Niye atıyorsun ya Allah Allah? Buraları at bu çocuk rezil oldu at buraları. Atma ya <laughs> niye atıyorsun? Atma diyorum. Neye bakacaksın abi? Söyledim zaten. Ulan Southampton, Newcastle, Leeds United, Everton var heriflerin altında. Bunların hepsi façı 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 kazanacak. Brentford son 6 Burnley maçı de kazanacak. Ha, Burnley de kazanacak. 12 puan fark var. Bir kere Brent Burnley'nin 8 maçı var abi. Hı. Hmm. 8 maçının 5'ini kazanması ya da yani 13 puan alması lazım 8 maçından. Herifler zaten ligin tamamında 24 puan almış. Doğru. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Bu çocuğu iyi görmedim ben. Haftanın golünü Enok Mepo seçtik. Mepo mu Mepo mu acaba? Enwepo. Bence Mepo. Tamam. Ya çok güzel attılar bize. Vakayme ise Vakayme. Taka varsa taka geldiler. Mepo. Pıt diye bıraktılar. İki gol de aynı bu arada. Evet. Çok güzel çalışmış. Yayda kimse yok. Yayda kimse yok. Hafta sonu Galatasaray fena maçı da böyle geçti. Fena maçı da Bright Osay Samoy'un kanadından inip yani. geriye çıkardı, vurdu. Geriye çıkardı, vurdu. Üçüncü de oldu. Bright'ın iki de iki yaptı. Onlarla girdiler, geriye çıkardılar, vurdular. Geriye çıkardılar. Yalnız o ikinci golde topu çıkaran herif. MVP'yi nereden gördün de o topu oraya çıkarttın? Bence çıkarttım. yay'a çıkardı o. MVP'ye çıkarmadı yani. Yay'da mutlaka biri vardı. Vardır, vardır yani. çalıştık zaten Aynen, biz çalıştık. buraya. çıkacak değil biri gelmiştir yani. demiştir. Tamam doğru mantıklı. Çok güzel gol oldu. Ee, haftanın kalecisini de Jordan Pickford Sağ seçtik. Benim. Pickford seçtik. Yani Seçtik. o maç hakikaten Allahlık bir Ver onu da bana. Ama. Ver onu da bana. Everton'u Everton tebrik ediyorum. ediyorum. Ben anlattım. Onlar ligde kaldılar, şimdi sen kalmadılar diyeceksin. De. Kaldılar, kaldılar. Yok o diyecek. Ha. De. Ya Maçı fazla eksik. Bir şey söyle. Brentford'da yani. zaten kalmadı diyen adam, Everton'a hayal. gelmedi. Ya bence yani. de tam olarak kalmadılar yani. Düşürdü Everton şu anda. İnanılmaz bir çocuk. O zaman e, haftanın enlerini Hayır... <laughs> 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 yani neyse, bir şey diyeceğim. Rana'cığım yeni reklam çekiminde oynadı. Gördüm. Öykü, Rana... Elinize sağlık. Acayip bir iş yaptınız yine. Bu arada... Sponsorumuz diye söylemiyorum. Neden söylüyorsun? İçimden geldi ondan söylüyorum. Her yer TikTok oldu. Ocağı bir dominasyon kurdu TikTok. Büyüdü, serpildi. Bak dışarı çık. Şöyle sadece bir 180 derece bir tarama yapıyorsun. Aa TikTok çıkıyor. Her taraf. Yani daha özellikle belli değil. TikTok tiki tiki tak. Unuttu TikTok tiki tiki tak. Bak hemen hazır bak. TikTok tiki tiki tak. Hazır geçiş. TikTok tiki tiki tak. Şak. Bravo. Tiktak'ta nasıl bir özellik var biliyor musun? nasıl bir özellik var? Tiktak neydi? Tiktak emekti. Tiktak dakikalık araç kiralama servisiydi. Artık bir seçenek saatlik paketler geliyor. Paketler geldi. Bir saatlik, iki saatlik <laughs> direkt alabiliyorsun yani. Artık böyle avantajlı bir şekilde bunları tercih edip... Dakikayla makikayla hiç uğraşmayayım ben direkt saatlik alayım. Benim 15 dakikalık işim var. Ben gideceğim 15 dakikalık şeyi yapacağım. O, almadım saatlik alma ama saatlik bende kalsın araba birazcık ya dolandırayım oraya gideyim buraya gideyim falan filan diyorsan da avantajı olarak 1 saatlik, 2 saatlik paketlerini alabileceksin. Geliyor. O da geliyor. Güzel. Yerinde analizler yapıyor. O da geliyor. O zaman... Tad çık tamam. Sanki bir şey diyecektin ama. Demeyeceğim. Peki. unuttum zaten. çünkü. Unuttum, bana, bana, unuttum, bana, bana galiba küfre. Sana ne kadar küfür kadar. ya ben? Sana ne zaman küfrettim <laughs> oğlum? Ne bileyim. Böylesi ne sürece? Tamam kapattım burayı. Döndük. Elbim mesaj atmış. Ne mesajı? Sadece ses yapıyor yazıyor. Ama bana neyin ses yaptığının bilgisi verilmediği için Bence üstün. Üstün yapıyor olabilir. Ya yani ne yapıyor? Ne, ne? Başka ne sesi? Jelibon yapıyor? paketi olabilir. Jelibon mu? Ney? Haribo. Ya ben daha gerizekalı... Bö börek değil, Bülent Börek. Ne bu? Hayır lan bunlar manyak mısın? Montum değil Adidas mı? Yengeye Elif dedim <laughs> usta gibi bir şey bu. <laughs> ya tamam neyse işte herhalde o yapıyordu. Sıkıntı yok. Acaba sen mi yoksa... Telefonu mu mı yapıyor Ya Elif yeter. Telefonu mu ses yapıyor? Ya, çalma programından yeter. Yapmış. Mesaj atmış. Yine mesaj evet mesaj attı doğru. Ya, telefon ses yapıyorsa telefona bakması icap ediyor. Dolayısıyla ses daha fazla yapılır. Seni laf sokmuş. Ne, ne diye? Güzel erken yazmıştım. E bu sen bunu da bir saat sonra okursun. Bak 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 bak. Bir saat Benim işin yok. Biz burada performans sergilerken attığı mesajı göreceğiz. Bu bir performans ne mıdır? Yorumlara ah, bekliyoruz. Be Dur, bu, bu yani. <laughs> 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 ee, evet. Devam ediyorum. Artık maçla devam edelim biraz yani. Şu maçı da konuşmayacaksın artık. Neyi Çok güzel maçtı. Bir konuşun bakayım. Değerlendirin. Ben susuyorum burada biraz. Maç büyük bir kaliteydi. Bir değerlendirin bakayım. Nasıl değerlendireceksiniz? Siz merakla izleyeceğim. Ya her seferinde aynı şeyi söyleyeceğim de. Bu işte onlarınki maçsa bizimki ne falan filan hiç oralara girmiyor. Bence hepsinin ayrı ayrı bir şey var. Ben mesela atıyorum Premier Lig'de Stock gibi Burnley gibi takımların varlığını da seviyorum. Farklı bir şekilde oynayan veya Atletico Madrid'in bence çok bokunu çıkardı Simeone elindeki kadronun o değil yani o kad milyarlık kadroyla yanıtılacak top o değil ama bundan önceki dönemlerinde ilk dönemlerindeki daha kısıtlı kadroyla yaptıklarına da saygı duymakla beraber abi bu bütün bu Premier Lig, dünyanın en iyi ligi vesaire muhabbetinin ana hikayesinin tempo olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir kez daha ortaya çıktı. Üstüne Galatasaray Fenerbahçe bence kötü bir maç değildi. Yani gene bu ligin standartlarının üzerinde gittisi geldisi olan bir maçtı. Özellikle Fenerbahçe adına. Ama <laughs> Yani o maçı izledikten sonra oraya geçtiğinde şeyi fark ediyorsun abi. E, otomatik dönüyor bazı şeyler ve tempo hani maç durmuyor. Kesilmiyor. Ve bütün o denge değişimi. Abi City çok iyi girdi. Yani. Bayağı iyi girdi. Bence o Jota'nın golü birazcık emanet bir gol. Hani şey olarak normalde Liverpool'un çok da e, aslında Oyun olarak hak etmediği bir dönemde geldi. Hak etmediği bir dönemde geldi. Belki orada 2'yi 2'yi bile yiyebilecekleri bir durum olabilirdi. Oradan City gene iyi döndü. İyi toparladı. Tekrar elini aldı falan derken oyunu. ikinci yarının başı abi hiç öyle bir ilk yarı oynanmamış gibi. 15-20 dakika bu sefer Liverpool tokatladı bayağı yani. Oradan tekrar geri döndü. Abi adamlar 3-2 de yapabilirdi. Liverpool da 3-2 yapabilirdi. City tekrar bir inisiyatif aldı. Sonlarda da alabilir. Abi ben... Bir 90 dakika harcıyorsam Zamanın bu kadar değerli olduğu artık bir e, çağda herkesin bir şeyler ne yapmak ayağı için... Aya mı çıkıyorsun. <laughs> o heriflerin zamanı? Abi hayır ya abi, çok fazla ilgini dağıtabilecek şey var. Çok doğru fazla içerik var. Doğru söylüyorsun ben zaten boş boş. İlgiyi bu 90 dakikaya odaklıyorsan. Yani, yani kanallı odaklıyorsam... televizyon döneminde zaten açıp izliyordun orayı. Şu anda 100 bir... doğru bir şey söylüyor. Ben sadece pisliğine bir laf edeyim dedim. Hemen savunmaya geçmeyeceğim. Ya, yani 100 tane ama şey izleyebilecekken. Biraz kendine yani. güvenen olsun ya. Sağ ol kardeşim. 90 dakikalık bir şeye ben zaman ayırıyorsam böyle bir şeye ayırmak isterim. Bu benim hakikaten bütün beklentimi karşılamakla kalmayıp benim üzerine de bıraktığı o zevki yaşattığı bir şey oldu. O yüzden de hakikaten kendi adıma buradan ne kadar bir anlam var bilmiyorum ama bir futbol sever olarak teşekkür ederim. Ben ilk e, yarıda da bir tweet attım. <laughs> Sanki böyle iki aşırı iyi FIFA oyuncusunun e, karşılıklı oyunu gibi otomatik böyle herkes ya yani tuşa basarak bir şey yapıyor. Evet gibi gördüm o tweet'i sonra sessiz aldım seni. Ee, teşekkürler. <laughs> Oğlum neye gidiyorsun çocuğun seninle bugün? Canım beni Ozan. Ben olur sevdiğimle uğraşırım ben. ulan. Abi ilk yeri'nin öyle bitmesi bence Liverpool'un şansıydı. Çünkü sürklese oldular ve baya hani... Katılıyorum. Bence farklı bitebilecek bir ilk yarıydı. Hiçbir şekilde çözüm bulamadıkları birçok şey oldu bence. Sürklese olur musun? Bazen. Kim eder? Karşımda kim olduğuna bağlı. Kim eder mesela seni? Kim Elif eder? eder. Erman Yaşar. Elif selamlar. Selamlar. Erman da eder arada seni sürklese. Ediyor. Ah canım. Ya yani bu çocuğu çok üzüyorsunuz. Yani baksana tamamen insaniyet namına kurulmuş bir surat. Sakalıyla. <laughs> bir me şey, mekanizma namına kurulmuş. Neyse şey diyeceğim. İkinci yarı öyle başlamasaydı bence yani o şokla başlamasaydı gene bıraktıkları yerden devam edebilirdi gibime geliyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Abi Jota gerçekten bedava bir transfermiş. Öyle baktığında şu anda. Herifin yaptığı katkı... Oğlum dur kapat. Herifin yaptığı katkıyı falan göz önüne alınca benim beklentimin iki katı, üç katı falan. Ama şunu da söylemek lazım. Mane geldiğinde evet ben Mane'yi Southampton'da da seviyordum. Atıyorum Salah da iyi topçuydu. Ama hiçbirinin bu seviyeye çıkacağını tahmin etmiyordun ya o anda. Jota için de aynısı geçerli. Klubun dehası diyeyim. Çok büyük hoca çok. Ben bir şey demeyeceğim ya. Tek, tek şey de Alexten ama... sonra da en iyi gördüğüm kafa vuran o boydaki topçu da Jota. Taliske uzun oğlum. Uzun çocuğu yerden alsanız da ben bunu dayanamıyorum. Gözükmüyor ki. Attılar çocuğu yere. Artık gözükmese de ne olur? Tamam, oldu? ben alırım, ben alırım, alırım. <laughs> alma, alma. Niye? Bağladın alma bak işte. altı, bak mikrofonu, mikrofonu tutarak falan. Geç otur alırız tut, onu sonra. Tuta tuta giderim ya. Hadi tut, git, tut, tuta, tuta. Tut, tuta git. <gülüyor> 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 Tarihi anlar. Ayda yürüyor gibi oldu. <laughs> Venom niye için, öyle hareket ettin? Benim için küçük ama Dakazet için büyük bir evet. adımdı. Ver bakalım Dakazet'i. Bu arada hocaların da böyle birbirleriyle olan muhabbeti... Sondaki hareket çok klas değil mi ya? Sondaki i̇yi hareket. Maçtı, bro, İyi maçtı. Ama bro. biraz böyle deli. hani ben olsam korkarım. Ne Abi, abi bence, 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 delinin başka bir deliği takdiri o. Helal lan çok iyi maç lan. Adamsın lan. Vay benim kardeşim evet. Vay brom. Ben. Aynen. Tabi bir de liderlikte kaldığı için mutlu. Hem mutlu? Fiksür de rahat. Fiksür tek tek oku, puan <laughs> Okuyorum. Bunu beyaz Stol'da yapıyorlar. Aynen abi. beyaz Stol'da. Şey <laughs> yapabilir miyiz? Yana bir şey alabilir miyiz? Yaparız. Ayşancığım fikstürleri verip <laughs> Onur, Erman, bir, Ozancan kaç puan veriyoruz? 1 puan, 3 puan, 0 yazıyor. Aynen yaz. Zaten yani 0 yazmayız büyük ihtimalle. City'den mi başlayayım, Liverpool'dan mı? Liderden başlayayım. Liderden başlıyorum. Liderin puanı kaç? Liderin puanı 74. 74, güzel. güzel. Artı 52 averaj. Tamam, averaj, averaj en son da En son bakarız ona. <laughs> bir Wolverhampton deplasmanı var. Şimdilik ertelendi hafta sonu. Son haftaya mı? Ne 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 var? Var? Tamam, o zaman City Brighton. 3. 3. City Watford. 3. Leeds United City. 3. 3. City Newcastle. 3. 3. West Ham City. Bir. Newcastle maçını bir farkla kazanırlar. Tamam. Gene 8 atacaklar. West, Ham City. West Ham City. 1. Bence puan kaybedecekleri tek maç aynı zamanda. Aa, olabilir. 1-1 bir, bir olsun hadi bakalım. City Villa. 3. 3. İşte Wolves deplasmanı <laughs> nereye giriyor? 3 nereye girerse girsin. Tamam. Burada. Hadi ben onu da 1 vereyim bakayım ne olacak. Ne oldu? Ben de Sydney 17 puan, kaybettim puan aldılar. 74 puandalardı. 91 ile bitirdiler. Ben de de bir puan kaybettim. Ya yani bir kez puan kaybettiler sadece. Sen de iki kez kaybettin. Ben de iki kez kaybettiler. Ben 91 ile bitirdim. Siz 93 ile bitirdiniz. Tamam. Liverpool'a <laughs> geldim. Artı 50, 57 averaj. 73 puandalar. Tamam. Liverpool Manchester United. 1. Ay bir, ha, evet. 1 puan anlamında 1. Oraya sonra geleceğiz. <laughs> Liverpool Everton. 3. 3. Newcastle United Liverpool. 1. Liverpool Tottenham. 3. Tottenham'a 1. 3. Aston Villa Liverpool. 3. Gerrard var ama... Bence ya, bir. Yatar mı diyorsun? Yatmaz bence, mı diyorsun? Bence yatmayacak. Soton Liverpool. 3. Liverpool Wolverhampton. 3. Bende de burada Newcastle bir puan ve bana da Aston Villa deplasman bir puan gibi geliyor. Ben Newcastle maçıyla United maçında iki kere puan kaybettirdim. Değil mi? Üçümüzde hmm. City şampiyon yaptık bu arada. Sen Tottenham maçında bir de. Tottenham ve Aston Villa maçlarında kaybettin. Aston Villa'da kaybettirdi. Sen de Newcastle ve Aston Villa. Aston Villa'da kaybettirdin. Efendim tamam, bir puanla City şampiyon oldu bizde. Evet, 90 puana geldi Liverpool'da. O da olmadı. Evet. Üçümüz de Hayır, City... sizde 3 puan farklı oluyor. Tamam, üçümüz de City şampiyon olur diyoruz. Evet, diyoruz. Buradan dönmez diyoruz. Dönmez. Tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Eee o zaman maçları verem çıkan mı? Ne Hayır canım. Dur lan, bas. Bir saniye. Ya, bu lan, bir sürü sürü Bak. oraya biz çalıştık, akış yaptık ya. Akış yaptık, akışı... Michael Bridges. Ha, Michael Bridges. Michael <laughs> Bridges. NBA Bundan kariyerinde hiç maç kaçırmamış, kolej kariyerinde hiç maç kaçırmamış. Bu sene Defensive Player of the Year adaylığında sonuça girdi. Önerilen liste içerisinde vesaire falan filan. Şimdi oraları geçti. Doping yapıyor mudur? Hayır. Bu çocuğa, bu çocuğa hak ettiği ödülü verin. Benim fantezi takımıydı O ayrı konu. Ben Caner'i de bu arada... Şimdi Caner dedi senin takımında mı diye koyuyorsun. Ulan ben öyle bir şey olsa bu programda bas bas bağırırım. 8. sıradan girip 1. sıradaki Caner'e çakıp o... Yani fantazide saf dışı bıraktım falan hiç bunun lafını yaptım gördünüz mü? Yok. O, o, yüzden onunla alakalı yok. Ha Caner'i yendim. O ayrı konu. Geçtim. Mikal Biricisa ödülünü verin. Adamın bütün bu skolerleri bu sene kimleri kaç sayıda tutmuş. Onlarla ilgili bir sessizlik var. Uğraşamayacağım. Benim like'lar da var. Bakan bak, baksın. Joel bu. Alsın. Değil. Değil. Tüp atan Stephen Curry videomuz var. Evet verelim. Verelim. Geldik tüp atan Stephen Curry, Stephen Curry e, videosundan. Yani o kükük tüpler boş ama yani boş bile olsa oraya öyle jangır jangır hakikaten Stephen Curry. İnanılmaz bir yetenek ya, ya. Başka ne atabilir sizce? Steph Curry'e mesela ne atabilir? Karpuz. 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 Karpuz, da karpuz biraz ağırdır ama. Diyarbakırlı Doğru karpuzcular var. veya hallik karpuzcuların da buna benzer videoları ama var. Bunlar böyle atıyor. Ama böyle de alıyorlar. Pippin boş olduğuna bakmayın. Ne yapıyor? Boş. Ya yani böyle şu harekette şurandan... Peter Crouch gibi atıyorlar. Döndürüyorlar. Allah Allah. Hı -hı. Eee başka? Bakalım. İrar ne ettim. var? Bağlama yap programı. Ferrari. Tebrikler. Çok Tebrik iyi gidiyorsunuz. Ters açıklama yapmış. Yarışa önde başlamam ya da geride başlamam artık benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten bitiremiyorum demiş. Aferin Verstappen. Evet. Quentin Tarantino, Hateful Eight. Geçen yine seyrettim. Ya böyle bir film olamaz. Tarantino, Tarantino. bu filmin çok hakkı yeniyor. Çok hakkı yeniyor bu filmin. Çok aşağılara koydular bu filmi. Tek bir mekanda geçen filmleri biz konuşmuştuk. Gene Hateful Eight'ten ya. Hateful Eight ya. Af, af, Başka? Nefret dolu 8. 12 Angry Men. Tek mekan. Bir de neydi lan? Breaking Bad'in Fly bölümü. Bad Telefon kulübesi miydi? Of, 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 of. Ama tek mekan değil o ya. Evet çoğu o mekan. Tek yani, mekan olmuyor yani o değil. Tek mekan Doğru ol. değil. Kim oynuyordu onda ya? Matt Damon mı? E, ee, Tom Hanks diyeceğim ne alakaysa Yok. değil. Damon galiba. Bilemedim. Mi? Ya Mike mi? Ben Affleck mi? Yok. Mark Wahlberg olabilir. Ben Affleck ne? Kim oynuyor? Jennifer Lopez evlendi. O da, o da oğlum bilmiyorsan de. niye ayağa kalktın? Bilmiyorsa ayağa kalk. Bak. Dur bakayım diye ayağa kalktın. Hayır bak bakalım. Sanki Matt Damon ya. Jennifer Lopez'in evliliği. Değil ya Matt Damon bence. Burada da kutlandı az önce Entit. Evet. Fanny ile. E, kendilerine... Aşk böyle bir şeyler biliyorum. işte. Ben Affleck'le 20 sene önce bir olay yaşadılar. Ne oluyor lan? Colin Farrell mi? Haa doğru mantıklı. Hayır lan Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi. Ne o Colin Farrell'ı? O ayrı. Ain't, ain't It Funny gibi başka bir Ain't Your Mama şarkısı da var. Ain't Your ama yani. Anam yani, değilim. Ne... Ha? <laughs> ben senin annen değilim. He evet, annen değilim. Annen, değil. Annen, değil. annen değil. Aslında da işte. Annen değil. Kontekst içinde baktığında annen değilim. Onun gibi. Annen değilim. Ne Sana yapayım benim maçları? Ba Pış pışlayamam seni bak Yok mu başka bir şey? Sokrezi'yi... Ha bunu okuduk. O yani bitirdim. Bu, güzel bu, dizi. iyi eleştiriyorsunuz anlamadım. Değişik bir yapım olmuş. Çok da güzel olmuş. Çok da tatlı olmuş. Birileri bunları denesin. İnsanların hevesini kırmayın. Altı patları da böyle yapıyorsunuz. Bu ülkede sanat sanat gelişmez bu şekilde. Doğru söylüyorsun. Suyalın lüzumu patlar. yok. Geçtim. Severance Çok yeni dizi başladım. Patlar. Çok güzel dizi. Tavsiye ediyorum. Illegal'den izliyorum şu anda çünkü legal yok. İllegal'den siz de izleyebilirsiniz. Dizi You, Pap, Map böyle de şeyler de var. Güzel dizi. Tebrik ederim. Adam ettim. böyle rahat konuşuyor ama bir gün başına bir şey gelecek. Oğlum gibi. ne olacak Allah Allah. Bütün herkes <laughs> izliyor. Yani şey yani korsan. Herkes alırlar belki bugün. Şey mi? <laughs> ya, getirsinler Apple. <laughs> Ozan Türkiye plus. Haklı. He, vardı abi, biz abi. mi almadık? Haklı. Yani Netflix zam yapmışsın. Yapacak da ben şey zam yapıyorum. Sen he, bir şey diyemezsin. Ama yani cüzi bir zam gene baktığın zaman. Ne cüzisi lan? Her, şey şeyi kıyaslarsan. Ha her şeyi kıyasla evet. Her şeyi kıyasla cüzi. Geçen ay 50 liraya yaptım kahvaltıyı 100 liraya yapmaya başladım. Fenalık. Kötüyüz. Ata lokantası. Ata lokantası zam yaptı maalesef. Kepçe fiyatı değişti. Kepçe ya ata lokantasından bir kepçe yemek yediğinde 30 lira çıkıyor cebinden. ama ata Zaten da böyle bir Zaten bir kepçenin yanında başka bir şey de oluyor mutlaka. Daha ama bir, bir de yani kepçeyi böyle babacan doldurur ata lokantası. de bir, bir de. de yani, kaliteli, kaliteli bir de ürün. Bir de yani yemek var yemek var. Yemek var yemek var. Bugün bir pilav tavuk götürttü bana. Püf, püf. Bir de Erman telefon açtın Erman'ın pilavını takviye getiriyor. Ama getirdi. Mahmut... Program kaç dakika oldu? Mahmut Şef, I'm gonna start conishing to you. Ee, kardeşim bir fırında makarna diyoruz. Ayda bir tane yapıyorlar yeter. Neydi ustanın adı ya beni de unutturdun. Mahmut dedim ben. Hamit Hamit. Ha. Hamit Usta. Hamit Usta beni tanıdı mı? Ben TGRT'den Erman Yaşar. <laughs> Senden fırın makarna istemiştik bir ay oldu. Ya gözünü seveyim bu nedir ya? Yani fırın makarnayı bir tepki olarak mı yapmıyor? Sen Zor mu lan acaba? Ya makarna? ne var oğlum fırın makarna yapmak? Beşamel, meşamel. beşamel. Vuracağım makarnayı fırına tak. Bir de fırın makarnanın makarnası öyle bildiğin fırın makarnalarla değil. Geçtim. Bugün düz makarna da yapmamış. Bu adamın makarna ile der? Hamit Bey. Sizin makarna ile derdiniz ne kuzum? Bakın eğer varsa bu ürünle bir derdiniz çıkarız, konuşuruz. Bu arada bugün sizin makarna vardı. Da... Hatta Yok. bak aklıma geldi. Yoktu bugün. Çünkü bugün makarna değilmiş. İlayda ile denk geldik. İlayda ne yiyorsun dedim? Pasta Bianca dedi bana. Pasta Bianca mı? Ata, ata lokantasından pasta Bianca çıktı. Bak aynısını. Ben dedim bu ata lokantası. Pasta Bianca mı yaptı? Bu ata lokantasından gelmedim dedim. Evet dedi. Pasta Bianca dedim. İşte sade makarna dedi. O zaman sade makarna diyelim. Yani. Pasta Bianca diye mi? Yo sade e makarna. Eclair. 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 Mevzusuna döndü. Pasta... İlayda'yı da burada pasta Bianca. almış olalım. İlayda'yı almak da beraber. Pasta bianca. bianca. O zaman domates soslu makarna geldiğinde. Pasta. Rosso, Rosso oluyor. Rosso. Hı. Yok pasta Zangev. Tamam, Bianca'ymış. Kardeşim çıldırtmayın adamı. Makarna istiyoruz. Bu en basit temel bir yemektir ya. Türkiye Makarnacılar Birliği'nin açıklama bekliyorum. Gerekirse tüm ülkeyi makarnaya boğarız. Ver maçları çıkalım. Ver maçları çıkalım abi. Benim de Hop. içimde aynı tişört var ha. Valla. Benim Hayır. içimde yok. Onur'un kalbinde içinde böyle bir şey oldu ya. tişört olmasına gerek de, yok. De, bu logo. Armağanla. Armağanla yaptım. Bu logo. Onur'un içinde olmasına gerek logo. yok. Bu logo. logo. Yok. Tamam tamam. Tottenham Bright. 1. bir. Tak. United Norwich. United. Bir. Soton Arsenal. Bak böyle çatır çatır ha. gidiyorsun. Ne anlatıyorsun? Soton 6 yedikten sonra bizden Çaldım teselli var. bulur. Geçen haftalarda yaşananlardan sonra bana burada yapılanlardan ulan ben kesin bir şey anlatıyorum orada. Soton yenilmez. Bence de anlatıyorsun. Dur bakayım. Ben sanki Tottenham Brighton. En son mi? Soton yenilmez dedim. <laughs> en son Tottenham evet. Soton'la ilgili... Arkadaşlar bakın gene birisi yazmış. Bu ayıları buraya çıkarıyorlar. Bunlar da uzman diye mikrofon uzatıyorlar falan diye uzman. geliyor. Bize ya. bir kere öncelikle bize kimse mikrofon uzatmıyor. Mikrofonu takıyoruz buraya. Ha, takıyoruz aynı zamanda da. Arkadaşlar ciddi değiliz gözünüzü seveyim ya. Toplum Bright'ını söyledin mi? E söyledim. Tak diye bir dediniz ya. Ben anlatıyorum. Evet. Tamam işte boşver. Bir de ona bir şey olmaz. Yık artık bütün kurallarını be. Yıktım be. Güzel. Watford, Brentford. Zaten başka da maçım yok. Yani. Watford, Pazartesi Fordların mücadelesinden Ford. hangi Ford? Evet hangi Ford olacak? Brentford. Ya. Güzel. Yenilmez. Brentford yenilmez. Tamam. Yok. İki da gol bulur. Çok iyi oldu. Erman bırak story abi hadi. Sıkın yaşadı. Sıkıntı. like vuruyor şu anda Erman. Ee? morali bozuldu adamın. Watford Brentford. İki. Peki. Newcastle United Leicester City. Newcastle yenilmez. Leicester yenilmez. Wood gol atar. West Ham Burnley. Wood'un şu anda böyle bir çıkıp kafa vurdu şey al. Ney? West Ham? Burnley. Burnley yenilmez. Ee, bir İki de... bordo mavi takım mücadelesinden Burnley Yeni medalyadır. Efe Cup yarı finalleri, bir de onlara söyleyeyim. Liverpool right. City. Aynen. Nerede oynuyor? Wembley. Wembley. KG var. Güzel. Var, rahat bir maç olur. Bu şeyi stresin üzerine de güzel olur. Palace kimleydi? Chelsea. Palace yenilmez. Peki nasıl yenilmez yani? Sonsuza... 90 dakika veriyorum ben. Ha o kadar, başkasına... Ben karışmam sonrasında. Yani finale kim çıkarını söylemeyeceksin. Hayır söylemeyeceğim. O abi 90'dan sonra ne olacağını ben de bilemem. Doğru yani. Sadece 90'a kadar yardım var. <laughs> Sadece 90'a kadar diyebilirim. Eee o zaman haftaya... Haftaya bomba gibi... Oğlum hayır ya şey var... Hafta içi fiksürü var. Ondan vereyim. Çarşambaya kadar maç var abi öbür ee, programa kadar. kadar. Değil mi? Of. Bakalım. Demek ki maç. Liverpool United. Ya. İşte bak benim dediğim maç. Lan bu maçı ben anlatacağım galiba. United yenilmez. Ne zaman bu maç? Salı. Tüh. Ciddi misin ya? Salı günü. Bu maçı birine paslamak lazım. Adam artık o kadar bıkmış ki Liverpool Manu Maçı paslamaya çalışıyor. Salı akşamı işim var benim ya. Ne işin var kardeşim? Sana. <laughs> o zaman çarşamba günü. Evet. Salı günü Çarşamba günü var al, vermeyeyim. Bir. Çünkü hmm. o gün program çekeceğiz. Ha? Bir. Oğlum çarşambayı ya, ver ya. Çarşambayı sen al. Çarşambayı haftaya vereyim. Haftaya çarşamba verirsin. Aynen, haftaya Çok ver. mantıklı. Yani. Tamam. Niye? Haftaya çarşamba değil ki program. Çarşamba. Ertesi gün dün ne yapmışız Niye, ona bakarlar. Çarşamba mı çekeceğiz? Perşembe çekimcisinde yeni öyle gelecek. Oğlum tamam dün ne yapmışız evet. diye onu yani test seyirciye karşı şansı verelim. Çok saçma bir program oldu. Adamın teki Uganda'da yürüyormuş. Çat diye düşmüş yere. Demişler ki niye düştün? O da demiş ki dengemi kaybettim. Yani burada Uganda'da olmayıp Türkiye'de de yürüse olurdu. Uganda'yı dikkat çekmek Uganda, Uganda şey fıkrası mı bu? Yok. Bu kim? söylemedik mal gibi çıkıyorduk. Harry Maguire. Her Maguire. Harry Maguire evet. Yani Harry Maguire oldu iddia ya, edilen yani, Harry Maguire. Çok belli bir kere yani. Kare kafalı. Harry kafadan. Maguire oldu çok belli. Saç ve kafa yapısı benziyor. Her evet. Harry Maguire. O kadar. Zaten ipucu da vermiştik. İpucu da vermiştik evet. O yüzden bilinmesi gerekiyordu. Harry Maguire. Gerizekalı at kafanın Everton maçındaki hareketi gördün mü ya? Kendi oyuncusu. Bir, bir, kere şeyi hatırlatmadım. Kendi oyuncusu eliyle oynuyor bu da el kaldırıyor. Şeyi hatırlıyor koyuyor. musun? Ee, hatırlıyor musunuz daha doğrusu? Hatırlamaz doğru? mı ulan ben hiç şu hayatta... Luis Suarez Tabii. çizgi yayında ortaya çıkardı kaleci. Eliyle kornere attı. Elle oynama el, itiraz. Penaltı itiraz. Aynen, aynen. Ona çok benziyor. Hatırlamıyor. Luis Suarez Barcelona'dayken öyle bir iddia da bulundu. Hatırlamadım valla. Ee, o videoya çıkmıyoruz. Normal çıkıyoruz. Dur dur. Video şey maç, e, geçen şeyin videolarını izledim. Tinto Baras. Değil. Tinto Baras değil e, Costa. Abi topçunun hası ya. Arada böyle etki topçuların videolarını falan izleyin ya. Böyle saçma sapan şeyler izleyeceğinize. İnanılmaz oyuncular var bak gerçekten. Böyle saçma sapan derken bu programdan mı bahsediyorsun? Ha. Bizden yani. mi bahsediyorsun? Mesela? Bizi izlesinler. Bizi izleyin sonra da gidin bir tane efsane futbolcu izleyin. Mesela. Aynen.